Tabii NBA'de ilk çeyreği tamamladık. Bir ilk çeyreğin ödüllerini verelim diye konuştuk sizle. En iyi takım, MVP, 6. adam, coach. Başlayalım, sırayla gidelim. Sizce ilk çeyreğin en iyi takımı kimdi? Kazak'tan da anlayacağınız gibi. Yani rakam olarak da zaten şu anda 14 mu oldu galibiyet serisi? 15. 15 oldu. Yani şey falan konuşuyorlar. Şu anda NBA tarihinin 3. en büyük, en uzun galibiyet serisini hedef aldılar. Lakers'ın 33'ü falan konuşuluyor. Daha çok erken ama yani Milwaukee normal sezonu belki diğer takımlara nazaran biraz daha ciddiye aldığı için geçen sezonda benzer bir şey olmuştu. Ama sonuçta kaç? 3 tane mağlubiyeti var. Yani onu da görmemezlikten gelemeyiz. Seyretmek de güzel. Yani o açıdan evet, başka adaylar da var. Yani şimdi Lakers, Clippers, işte Celtics. Ama mesela bir Dallas var. Beklentileri aşan. Toronto var beklentileri aşan. Indiana yine belki. Hatta yani playoff sıralaması da şu anda 10. sırada ama 8'li arasında çok büyük fark yok. Kemba Walker'sız ne olacak bu Charlotte'ın hali denirken bir Charlotte bile var ama tabii en iyi takım deyince fear the deer. Ben de Lakers diyorum. Sana Lakers pasını Murat abi, çünkü iki takımın da aynı galibiyet ve yenilgi sayısı var. Batı konferansında olması ve Batı konferansının zorluk derecesinden dolayı ben Lakers'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Evet, Milwaukee'nin yani hem hücum hem defansif performansına baktığınızda daha üstte olduğunu görüyorsunuz. Ama ben burada rakipleri de değerlendiriyorum ve diyorum ki yani Batı konferansında böyle bir performans. Çok iyi başladı Lakers. Onlarda da uzun bir galibiyet serisi vardı biten. Evet. Kaybettiği maçlar Mavericks, Raptors ve Clippers. Herkes kaybedebilir diyorsun. Herkes kaybedebilir. Zaten Raptors kendi evinde müthiş oynuyor. Clippers zaten şampiyonluğun en büyük iki adayı, Lakers'la Clippers dediğiniz zaman. O yüzden kaybettiği maçlara da bakıldığı zaman ben Lakers'ın şu anda NBA'in ilk çeyreğini en iyi geçiren takım olduğunu ve en iyi takım olduğunu düşünüyorum. Sezonun devamında böyle mi devam eder? O ayrı bir soru. Zaten ilk çeyreği değerlendiriyoruz. Tamamen ilk çeyreği kendi içinde değerlendirdiğimizde LeBron James'in Anthony Davis'e bu kadar kısa sürede uyum yakalamış olması o başlı başına. Çünkü genelde LeBron'un takımları hızlı başlamaz. Seneye yavaş başlar, bir alışma döneminden geçer. Hatta LeBron kendisini biraz saklayarak başlar ki takım arkadaşlarını tanısın diye. Bu seneye öyle de başlamadı. Geçen seneden kaynaklı bir hırsla ve bir motivasyonla girdi. Lakers kazandığı maçları da çok rahat ve domine ederek de geçiyor. Yani Milwaukee'nin birkaç tane çok rahat kazanması gereken maçta son saniyelere, son dakikalara kalan maçları da oldu. O açıdan ben Lakers'ı bir adım önde görüyorum. Zaten benim de ikinci seçeneğim oydu ama şunu da eklemek lazım. Doğu ile Batı arasındaki eski uçurum farkı yok bence. Bir de çok enteresan, 3 galiba. Doğu'da 3 takım evinde namağlup hali. Ki bunlardan biri de Milwaukee değil. Boston, Toronto, öbürü kimdi? Miami galiba. Philadelphia. Philly. O açıdan yani eskisi gibi o şey yok ama ikisi de çok iyi başladı. Bakalım devre arası değerlendirmemizde nerede olacaklar? İkinci ödülümüze gelelim, MVP. Yani o da üstümde ama yani başka birine şu anda vermek bence mümkün değil. Şimdi az sonra en iyi savunmacı ödülüne de geleceğiz. Ben onu söylemeyeceğim çünkü hep Milwaukee olsun istemiyorum ama yani Antetokounmpo, Doncic olağanüstü bir sezon yaşıyor. 21 yaşına daha basmamış bir oyuncu için. Harden 40 sayı ortalamasını kovalıyor. Anthony Davis, LeBron James, yani hakikaten yani pek itiraz edilmeyecek performanslar var ama Ben genel baktığım zaman Yanis diyorum. Ben burada size katılıyorum Murat abi. Ben de çok tartışılacak bir konu olduğunu düşünmüyorum ilk çeyreğe baktığımızda. Hı hı. LeBron diyecektir birçok insan. O ikisini karşılaştırdığımızda yani sadece sayılara baktığınızda Yanis 30.9 sayı, LeBron 25.9 sayı, rebound'da 13.2 rebound'da 6.8 rebound. Asist sayılarında tam tersi bir üstünlük LeBron'da var. 5.5 asiste 10.8 asist. Ama bir seviye daha detaya indiğinizde usage yani kullanıma baktığınızda Yanis NBA'de 2. LeBron 8. Efficiency'ye baktığınızda verimliliğe zaten bunu daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk. Yanis tarihi bir sene yaşıyor. 23.8 ile 1. LeBron 6. LeBron baba olmuş artık yani çok şöyle, üst seviyeye çıkmış. Şöyle düşünebilirsiniz. Aktif dinleniyor zaman zaman. LeBron aktif dinlenerek bu performansı gösteriyor. Yanis ciddiye alıyor işini. O yüzden Yanis her kategoride de 35 yaşına geldi LeBron. Diğeri de 25. Yani gerçi geçen sene o sakatlığından dolayı dinlenme fırsatı da buldu. Bence zaten ondan bu kadar süreleri de alıyor. Ama aktif dinlendiği de çok var. Ben ona çok oynattırma üzerine bu sene daha yani yanındaki süperstarın hakikaten süperstar olmasının verdiği bir rahatlık var. Çünkü her şeyi kendisinin yapması gereken bir takımda değil artık. O ona çok kolaylık sağlıyor ve aktif dinlenme konusunda da çok rahatlık sağlıyor. Geçen sene az oynadı, o yüzden bu sene daha fazla zaman alıyor ya da ben bunun böyle seneden seneye üst üste toplama gibi gittiğini de çok zaten kariyerinde o kadar çok dakika oynamış ki o dizler, o bacaklar zaten o kilometre var onun üzerinde. Tabii, o yüzden yarım sezon oynamamış olması LeBron'un çok dinlenikten sonra yani hakikaten çok büyük bir iş yapıyor. Bu yaşta bunu yapması çok önemli bir başarı. Anthony Davis'in oradaki katkısı da küçümsenemez. Yani Yanis'in de tek süperstar olarak bu başarıyı sağlaması onun MVP olmasını biraz daha sanki öne çıkartıyor diyelim ve hemen koça geçelim. Yani koç yani Nurse diyecektim ama Nick Nurse. Şimdi herkes Nick Nurse diyeceği için sen öyle mi? Ben Nick Nurse diyeceğim. Herkes ben. Yok, hakikaten yani Toronto'nun hatta ilk programlarımızdan biriydi galiba. Toronto bunu ne kadar devam ettirebilir diye ettiriyor. Yani çok önemli iş yapıyor ama şimdi biraz da Obradovic'in şeyinde biz David Blatt'ı pek konuşmadık ama LeBron gibi süper yıldızların idare edilmesi kolay değildir. Hiç. David Blatt final oynattı. Tyronn Lue gelmeseydi bence yine final oynatacaktı. Büyük bir ihtimalle şampiyon yapacaktı. Ama yani Frank Vogel'ın bir kere o savunma şeyini kabul ettirmiş olması, arzusunu, isteğini. LeBron'la, Davis'la, çünkü bir de orada şey var, Jason Kidd var. Yani bu kolay bir şey değil. Yani hem Lakers gibi stresi yüksek bir takımı çalıştıracaksın. Yani bu Indiana Pacers'a benzemez. Hiç. Hem Jason Kidd orada omuzun arkasından bakıyor olacak. Sıra bir zaman bana gelecek. O açıdan yani Nurse'ün hakkını yemeyeyim ama bence Frank Vogel diyeceğim. Yani geliş şekli de öyleydi Murat abi. Önce Tyronn Lue'ydu. Anlaşıldı, anlaşılacak. Olmadı. Bari dönelim Vogel'ı getirelim ikinci. Yanına da Kidd'i koyalım. Tyronn Lue Kidd'i kabul etmedi. Yani. Nasıl olsa 2 seneye Kidd geçer yerine diye Kidd'i de yanına oturttular. Söylediğiniz gibi müthiş bir stres altında çok büyük başarı. Ama ben herkes dediğiniz gibi Nick Nurse diyeceğim. O da hak ediyor zaten. Çok büyük bir iş yapıyor. Yani geçen sene de çok büyük bir başarıydı. Nick Nurse geldiğinde herkes nereden çıktı bu adam Kanada'dan geldi ne olacak diye konuşurken şampiyon yapmıştı. Bu sene de en büyük süperstarını kaybetti. Siakam muazzam bir çıkış yakaladı. 2. en iyi oyuncu diye takımda baktığınızda belki Van Fleet'i şu anda sayarsınız. Çünkü en fazla asist yapan, en fazla top çalan oyuncu Van Fleet oldu bir anda. Yani Kyle Lowry de aslında önemini biraz Raptors'da yitirmeye başladı. O yüzden elindeki malzeme ve başarıya baktığınız zaman Nick Nurse'ün muazzam başarılı oyuncusuna para kazandıran ve aynı anda da başarılı olan koçlar hep tercih edilmiştir. Şimdi Siakam imzaladı. Şeyi tutamayacaklar büyük bir ihtimalle Van Fleet'i. Van Fleet. Zannetmiyorum. Ben orada bir Kyle Lowry trade ile Van Fleet tutabileceklerini düşünüyorum. Ya Lowry'nin zaten anlaşması bitiyor sene. Sezon sonunda. Bir senesi daha var galiba. Yok, bu sene imzaladı bir senelik diye hatırlıyorum. Öyle mi? Yanılmıyorsam. Ben bu sene yanlış olabilir evet. Ama yani şimdi hep Obradovic'i açtık. Hep niye Fener'e herkes gelmek istiyor? NBA'ye bir adım kaldı. Yani 8 kişiyi adam NBA'ye yollamış. Şimdi Bogdanovic 15 milyon dolara NBA tarihinin en yüksek çaylak kontratı imzaladı. Ya şimdi ben sana söyleyeyim, 70-80'in altında bir şeye imza atmaz. Atmaz. Tabii yani o açıdan da Nick Nurse ve Frank Vogel, ikisini de tebrik ediyoruz. Yılın çaylağına geçelim. Ya o, çok basit sanki. Çok zaman harcamayalım bu konuda istiyorsanız. Yani orada yani bizim çocuğa değinmeden de geçemeyeceğim ama Kendall Nunn o Illinois'da başladı. 3 sene Illinois'da oynadı. Ondan sonra da bir şeyler yaptı. Ceza aldı. Ceza verildi diye de transfer oldu. Oakland'a gitti. Oakland Üniversitesi'ne. Nunn olsun, Hero olsun. Yani Miami'de de esasında Golden State'deki Eric Pascal. O da olabilir. O da çünkü çok iyi bir sezon geçiriyor. Villanovalı şey. Ama yani Jamorant şu anda rakipsiz gibi. 19.1 sayı, 6.4 asist ve verimlilikte de çaylaklar arasında birinci. Kolay. Çok uzun süreler çok başarılı olacağı benziyor. NBA kariyeri çok parlak olacağı benziyor. 6. oyuncu. Ya şimdi bir tane Clippers'dan seçeceğiz mutlaka. Ya herhalde Montrez bu sene, çünkü daha çok çeşitlilik getiriyor Lou Williams'a göre, ama ikisi de yani zaten benim hep Clippers'ı biraz öne koymam şampiyonluk adaylarında. Sadece iki tane süper yıldızın iki tarafını da oyunun çok elit seviyede oynaması değil, çok da verimli bir bench'i var ve çok derin bir kadrosu var. Clippers'ın ilk 7'si var diyebiliriz. İlk 5 değil. İlk 5 değil, ilk 7'si var. O yüzden de Montrez, yani ben de Montrez diyorum. Lou Williams da denebilir burada ama çünkü hiçbir takımda böyle iki silah yok. Yok. Bench'ten gelen ve oyunu her an değiştirebilecek. Bir maç geliyor, Montrez 30 sayı atıyor, 12 rebound alıyor. Diğer maç Lou Williams zaten sayı makinesi gibi profesyonel skorer, onun takma adı zaten. O yüzden çok takdir edilecek bir oyuncu. Kadro yapısı olarak da Clippers çok iyi. Montrez bence de şu anda bir adım önde diyelim. En çok ilerleme kaydetmiş oyuncu. Hadi sen başla çünkü senin söyleyeceğini ben söylemeyeyim. Ben Devonte Graham olarak bunu Charlotte'daki seçtim Murat abi. Demin bahsettiğiniz gibi yani Kemba Walker gitti, yerine bir Terry Rozier geldi. Sanki o onun yerine gelmiş gibi düşünülerek gelmişti. Çünkü ellerinde bir Devonte Graham vardı. Şey olarak istatistiklerini hemen söyleyeyim ben size. Kusura bakmayın. Yani geçen sene 4.7 sayı atmış, 1.4 rebound almış ve 2.6 asist oynamış bir oyuncu. Bu sene 19.2 sayı, 7.7 asist oynuyor. Bir de %42 mi ne üçlük atıyor, değil mi? %42 oynuyor. Müthiş bir gelişim sağladı. Yani sezonun başında Pascal ilk programlarımızdan birinde Siakam'ın gelişmesinden de bahsetmiştik. Ama tam yani bu ödül kim için yaratılmış derseniz Devonte Graham gibi birinci senesinde ligde çok başarı gösterememiş ama ikinci senesinde patlama yaşamış oyuncular için verilen bir ödül bu. O yüzden ben onu herkesin önünde görüyorum. Peki. Ben de... Siz katılıyor musunuz? Başka bir adayınız var mı? Katılıyorum ama bir seviyeye geldikten sonra bir seviye daha yükselebilen yine genç bir Adebayo'yu ben çünkü acayip oynuyor. Dün akşam da 11 asistle ilk triple double'ını yaptı. Çok. Yani Miami kalıcı gözüküyor ve Jimmy Butler'la çok sevdiler birbirlerini. Kazanan bir takımda böyle şeyler yapması da çok önemli. Evet, yani Devonte Graham hala playoff'un dışındaki bir takımda yapıyor benim söylediğim istatistikleri. Adebayo Miami'yi hakikaten ilk 4'te, ilk 5'te gördüğümüz bir Miami'de çok önemli bir oyuncu. Daha da yukarı çıkabilirler bir takas yaparlarsa ama bakacağız. Bak onu da biraz bir sonraki konumuzla konuşacağız. Diyelim ve son ödülümüz olan savunmacısı Yok, ilk çeyreğin savunmacısı. Ya iki tane bence herkesin önüne çıkan aday var. Şimdi MVP Yanis seçtim diye burada da Anthony Davis'in ben hakkını vermek istiyorum. Belki Yanis çünkü hakikaten domine ediyor. Ama Anthony Davis de çok fazla gerisinde değil. MVP ödülünü oraya verdiğim için bu kadar sakatlıkla sıkıntılar yaşamış bir oyuncunun konsantrasyonunu da takdir ediyorum. Sen Yanis diyeceğim, ben Anthony Davis dedim. Anthony Davis'e de katılırım, şu açıdan katılırım Murat abi. Lakers'ın defansının iyi olmasındaki sebep Anthony Davis. Nasıl hücum LeBron James ise savunmasındaki general Anthony Davis. Çok başarılı. Hatta birkaç maça sakat çıktı. New Orleans'da genelde küçük sakatlıklar olduğunda aman oynamayayım mı tercih eden bir oyuncu. Lakers'daki o sorumluluğu ve o yükü hissetmiş ki küçük sakatlıklar yaşadığında da maç kaçırmamaya dikkat ediyor. Ama Yanis'in yaptığı muazzam bir iş. Yani 5 pozisyonu savunabilen, tuttuğu insanı o gece yok diye sayabilirsiniz. Yardım savunması olsun, birebir savunmaları olsun, dış iç, yani müthiş bir oyuncu. O yüzden ben bu ödülü yine verecek olsam Yanis'e diyorum ve size, izleyicilerimize de yorumlarda bu ödülleri kimlere verirdiniz? Bana mı katılırsınız? Murat abiye mi? Veya farklı bir adayınız varsa yazın, onları da değerlendirelim.